3, 2, 1 haydi buyurun. Evet, burada ben yoğun bir yeşillik görüyorum. Bu ne? Kereviz. Niye bunun köküne değil de boyuna gitmiş bu? Yalnız ne kadar taze yaprakları var. Evet, sandalyenizi aldık. Bu saat itibariyle bize istediğin şeyi verebilirsin. Şu patatesleri soyarak mı aşlayacaksın? Evet. Tamam. Abi, ama bazı görevleri biliyorum başladık. İstememek. Nasıl? Etten başladık. Şunları kapıları soyayım. Küp küp bir. Evet, etlerimiz atıldı. Evet. Börek için ıspanaklarımızı yıkıyoruz. Ispanakları çiğden mi koyacaksın, kavuracaksın? Pişireceğim Kadir'i. Hiç duymadım. Meğersem bizim dana inci diyorlarmış. Çok şaşırdım önce. İnşallah güzel yapar. Tatacağız, bakacağız bakalım nasıl yapacak Cansu Hanım. O sabukoyu hiç duymadım. Ad olarak duymadım. Araştırdım, baktım. İncik patates püresiyle beraber dana incik. Dana inciğin çok güzel pişmesi lazım. Hatta kemiklerinden ayrılması lazım dana inciğin. Etler de çok güzel koktu. İnşallah. O domatesle soğan o tencerede de kaynıyor öyle. O eti onun içinde pişireceğim. Ha, o suyuyla pişecek. Şimdi bunun içine ne koydun? Bu eti bunda pişireceğiz ya. Soğan var. Şey sıçrıyor tabii ki, dikkat edin. Domatesleri doğradık. Evet. Etleri alıyoruz evet, efendim. Koyalım. Kız sen de ama küçük tabak verdin. Oy 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 oy, nasıl sıçrıyor? Bu ıspanaklar için börek yapacaksın ya. Evet. O da mı hazır, o hazır yufka mı, el açması mı? El açması. Ona da bir hamur o zaman yoğuracağız. Bizim iki tane hamurumuz var. Bak süremiz geçiyor. Hamurları yoğurup dinlendirmeliyiz. Sonra geç kalır, bir de fırını iyi kullanmamız lazım. Ben şimdi olanları bildiğim için söylüyorum. Düdüklüğe mi koydun etleri? Evet, sizin lafınızı dinledim. İyi yaptım. Yoksa onlar tencerede iki güne pişmezler. Şimdi sen ilk defa yarışıyorsun ama biz daha çok gördük bir şeyleri. O konuda fikir veriyoruz. Pişmeyen yemekler gördük, yetişmeyen börekler gördük. İnce açılıp hamur kalanlar gördük. Kadir Bey, hiç boş durmayalım. Bunları soyalım tarator için, yıkayalım. O bizim için mi geçerliydi? Hayır, hiç boş tarator durmayalım. Bizim boş durmayalım, işte boş. Ben boş durabiliyorum. Ben senin yerinde olsam ben de boş dururum. Sen benim yerimde olsam acaba bu kadar bunları yapar mıydın? Cansu Hanımcığım. Efendim. Bak. Şimdi bir yandan şu köşeye geç Cansu. Evet, şu anda arkadaşlar yemeklerimi yetiştiriyorum. Tatlı tatlı şunun içine şunu kattım. Bunu yapıyorum, iddialıyım. Samsun'dayım, çarşambayı sel aldı. Yemeklerimi el aldı. Haydi başla. Şu an dana incikleri mühürledim. Daha sonra ayrı bir tencerede sosunu hazırladım. İçerisine bir tane soğan, iki tane domates, havuç, bir tane kereviz sapı, salça. Mühürledim etleri düdüklüğe koydum. Birazcık su ekleyeceğim. Üzerine baharat olarak biberiye koydum. Kuru kekik koydum. Tuz attım. Şu anda pişmesini bu bekliyorum. Bu yemekleri daha önce yaptın mı yoksa internetten mi araştırdın programa katılmak programa için? Programa katılmak için internetten baktım. Şu yemeği ilk defa yapıyorum. Ha, prova da yapmadın evde. Yok, yapmadım. Cansu Hanım bu kadar da kendine güveni düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'de kaç kişi internette gördüğü, seçtiği, ilk hiç yapmadığı yemekle bir programa katılır. Hem de ucunda 20 bin TL olan rakiplerin zaten zor beğendiği bir yarışma. Cansu, yalnız tebrik ediyorum şey, senin acemi bu. Acemi şansına güveniyorum Kadir Bey. Ona ben de güveniyorum. Benimki de öyle oldu çünkü. Acemi şansı diye bir şey var. Bence o de o soğanlar var. Yanıyor. Biz onu soğanı ocağa koyduk da biz ıspanak doğramadık ki. Tamam, onun altına kapatalım, ıspanakları içine ekleriz. Bütün tenceremi kapat. Kışı sana zahmet, kapat. Cansu Hanım, ıspanaklı çıtır böreğin hamuru, burma baklavanın hamuru. Bunlar ne zaman açılacak, ne zaman dinlenecek? Dinlenmeye geç de fırına sırayla girecekler onlar. Alelacele olunca baklavanın üstü pişiyor, içi kalıyor. Sonra Şinanay da yavrum, Şinanay. Hopa hopa Şinanay, hopa Şinanay. Al başına belayı. Sonra bir hafta dinleriz. Ben 40 kat baklava açtım ama pişmemişti. Vallahi dinlemekten ben yoruldum. Hala Kibar ablanınkini dinliyoruz bazen. O yüzden lütfen tam anlamıyla pişirin baklavanızı. Hamurların malzemeleri haydi. 26 dakika geçti. Yalnız bu üç leğen dönüp dolaşıp geliyor. Tarafını seç diye ortaya koyuyoruz. Şerbetini koyuyorsun baklavanın. Evet. Kaça kaç? 3'e 4. Kaynaya 3'e 4. Bu ıspanaklı börek hamuru. Evet, evet. Evet. Hamur için bir su bardağı ılık su koyduk. Bir çay kaşığı tuz koyduk. Alabildiğince un. Un, evet. Şu anda yoğurma aşası. Maya, bilmem ne, hiçbir şey yok. İyi ki koymuyorsun, sonra poğaça diyorlar çünkü. Bunu açtıktan sonra sıvı yağ içerisinde dinlendireceğiz. Yalnız o hamuru ne kadar az? 6 tane yapacağım yeter. 6 kişilik çıkacak mı ondan çıkar, böyle? Çıkar. Daha da fazla çıkıyor. 9 tane falan çıkıyor bir su bardağında. 9 tane bir su bardağında? Ha, 12 tane çıktığı da oluyor. Maya bile yok. Nasıl çoğalıyor börek? 1 saat kadar mayalanacak. Sonra çarşaf böreği gibi ince bir şekilde açacağız. Ha, çarşaf böreği gibi açacağız. Evet, çıtır olmasını sağlayacak olan şey de sıvı yağda beklemiş olması. Sıvı yağını mayalandıracak. Tamam.
Şimdi burma baklavanın hamurunu birazdan sayacağım. Bunu yapayım, açayım. Şimdi bu dinlenecek, sonra açın, beze beze önce yapacağım. Önce açacağım, sıvı yağ yani içinde. Misafir gelecek. İnşallah. Seferin misafiri. Bildiğimiz çarşaf böreği tarzı. Gibi, evet. Ispanakları kavuruyoruz. Şey bu, kol böreğine çok benziyor. Şeklini değiştirince kol böreği. Vallahi inanır mısın, şekli zerre umurumda değil. Yeter ki o börek benim elime önüme pişmiş tamam. Gelsin. Ama bu işi layığıyla yapmak zorunda olduğu için şekli de çok önemli. Hayır yani kol böreğine mi benziyor, çarşafa mı benziyor bilmiyorum. Çünkü ismini çıtır börek koymuşsun. Benim bir görsel yok gözümde. Önemli olan önüme pişmiş çıtır bir börek gelmesi. Tamam. Şey bunu ısıtabiliyor muyuz ikram etmeden tabii, önce? Tabii tabii yemeklerin hepsini ısıtıyorsan ısıtma konusu sende. Her şeyi ekliyorsun baştan, sosunu mosunu yapıp sonradan koyabiliyorsun ama hepsini süre zarfında yapman lazım. Hmm. Mesela salçayı, pul biberi, yağ eritip kenara koyuyorsun, sonrasında tamam. Üstüne dökebilirsin. Salatanın sosunu yapıp bekletebilirsin, sonradan katabilirsin. Böyle seçeneklerim var. Ispanağı yıkayıp şey koyalım da pişsin o. Yıkadım artık altını yakıyorum o zaman. O içinde böyle ovalıyı şeyler çıkıyor. Tamam halledeceğim, çakma abi. Ispanakla çıtır börekte de el açması mı yapacak, hazır yufkayla mı yapacak onu bilmiyoruz. Eğer el açması yaparsa, çıtır çıtır olursa bakacağız. Ara sıcak olarak çıtır ıspanak börek. Bunu elinde mi açacak, hazır yufkadan mı yapacak bilmiyoruz. El açması olursa daha iyi olur tabii ki. Ispanakları önceden kavuracak mı yoksa çiğden mi yapacak? Çiğden yaparsa bence daha iyi olur suyunu sıkıp güzelce. Bakalım göreceğiz. Eğer el açması yaparsa tabii ki daha lezzetli olur. Ve hamur atladığını da göstermiş olur. Şimdi Kadir burayı topluyoruz. Topla, o ıspanak biraz ölsün de bunları öyle mi ekleyeyim? Ben size şimdi bir tane tava kapağı vereyim de onu Kadir Bey'e tuzunu da ekleyeyim. Dal Karabakara dal dal ağzına kadar dal. Oh oh çok dolarsan taş arasın başına da işler açarsın. Evet ben de neşe saçıyorum görüyorsunuz. Kaşarı katıyorum patates püresine. Evet katalım. Ha, tamam. Öyle bir durdun düşündün de. Miktarına baktım. Ben şimdi bunu yapacağım da. Evet şimdi 40 yıllık baklava ustası Cansu Hanım'dan. Yaşımın 25 olduğunu da altını çizelim. Fark etmez. Tecrübe yaşla sabit değildir. Anlatıyorum. Yarım çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı süt, bir tane bütün yumurta ama bunun sarısı 2 çıktı. Çay bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. Karbonat koyacağım, bir paket. Koyacağım mı bunu? Süt koyacağım ki yumuşak olsun. Oh, güzel kıvam aldı. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bu kabartma tozu bir paket. Bunun sütünü koydu. Karabiberi, tereyağı koyacağım mı buna? Bu kadar. Muskat. Tereyağı koydun mu? İnşallah dedi. Şu an muskat vardır. Yoksa terk ederim burayı. Ben muskatsız biliyorsunuz asla. Patates püresi vurmam, buranı da sevmem. Ben geçen yemek masasını terk ettim. Bir tatlı İçine bir şey limon koyuyorum, kıyıyorum. Ama bu kız hiç bizi dinlemiyor. Kadir tuzu nasıl olmuş sence? İyi mi? Yorum yok. Bakacağım ben de bakacağım. Elden geçireyim biraz şeyler var, küçürler var içinde. Elim değsin dedem. Sen bunu yap ben bu hamuru yoğurayım. Niye uğraşayım daha yaptığım işi beğenmedin de? Çıkar, az önce sen ondan ezdin zaten patates ezeceğiyle. Kaşık doldur mu hiç Kadir? Ben kaşarı içine karıştırmak için karıştırdım. Topaklarını ezmek için değil. Çünkü zaten o bununla bana ezip vermişti patatesleri. Bunu eleyeceğim ben. Yapma ne yapıyorsun Kadir? Yemin ederim bak. Dur yapma. Tiskinmeyeceğim ayağını ısıracağım artık. Yine örtü koyup ısıracağım. Böyle kaç dakika geçti Kadir. Ne yapıyorsun sen? En sevmediğim şey ayaklarımla oynanması. Sinir krizi geçirtiyor bana. Örtünün altından ısıracağım. Niye rahat durmuyorsun Kadir? Eli dur sen çok rahat duruyorsun. Vallahi televizyoncular sendikasına başvuracağım. Ben nereye başvurayım? Bana zulüm ediliyor. Ya hayvan haklarına kadar gideceğim artık yani. Kız sunucuları koruman. Şimdi tarifi bir alabilir miyim? Hemen okuyorum. Cevizi burma baklava, bir adet yumurta, bir çay bardağı süt, bir çay kaşığı yoğurt. Bir çay bardağıdır o. Bir çay kaşığı yoğurt diyor burada. Yanlış almış olabilir. Çay bardağıdır o. Cansu Hanım bize cevizli burma baklava yapacak. Cansu Hanım bu menüye bu baklavayı bence yanlış yapmış. Ana yemeği böyle bir şey seçiyorsa tatlıyı değişik bir tatlı yapmalıydı. Tereyağının güzel dökülmüş olması lazım. Bol tereyağıyla pişmesi gerekiyor. Cevizlerinin dişe gelir şekilde olması gerekir. Burma baklavanın şerbetini güzel çekmesi gerekir. Cansu Hanım bence burma baklavayı güzel yapamayacak. Çünkü eli ayağına dolaşacağını düşünüyorum. Cevizli burma baklava. Bunu el açması yapacağını düşünüyorum. Kalın açmazsa, şerbetini de güzel çekerse güzel bir tatlı olabilir. İçinin de tabii bol olması gerekiyor.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.